Sevgili milaslılar, işte yeni Türkiye'yi inşa eden Ege'nin yiğit evladı, Gazi Meclisimizin efsane ismi, efsane bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli alanımıza teşrif ettiler. Alkışlarla, coşkuyla karşılıyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Güney Ege 10. Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın onur konuğu. Yeni Türkiye'yi inşa eden efsane bakanımız, Ege'nin yiğit evladı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Ekrem Pakdemirli, Bekir Pakdemirli Beyefendi şu anda aralarımıza teşrif ettiler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Alkışlarla karşılıyoruz Sayın Bakanımızı. İşte Milas tarihi bir günü daha yaşıyor. Türkiye'de ilk beşe giren Güney Ege
10. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda onur konuğumuz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli Beyefendi şu anda aramızdalar. Tüm milaslara olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Bakanımıza. İşte miras. Gazi Meclisimizin efsane ismi, efsane bakanımız, Ege'nin yiğit evladı, yeni Türkiye'yi inşa eden efsane isim, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli şu anda alanımıza teşrif ettiler. Sayın Bakanımıza tüm milaslılar olarak hoş geldiniz diyoruz. Selam olsun Milas'a. Sevgili milaslılar, yeni Türkiye'yi inşa eden Ege'nin yiğit evladı, efsane bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli Beyefendi şu anda aramızdalar. Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyoruz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyor.
coşkuyla karşılıyoruz, alkışlarla karşılıyoruz. Sevgili basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve programımıza start vermek üzere çok değerli misafirlerin yerlerini almalarına istirham ediyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli basın mensuplarımıza. Değerli misafirlerimizden ricamız, lütfen sahne önünü, protokol önünü boşaltabilirsek görevli arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olalım. Değerli basın mensuplarımızın da görüntü almasına mani olmadan değerli misafirlerimizden istirham ediyoruz. Sahne önünün boşaltılmasını rica ediyoruz sizlerden. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, kıymetli basın mensupları, saygıdeğer konuklar, çok değerli miraslılar, kıymetli hemşehrilerimiz. İsminin her hecesinde, tarihin her dönemiyle mabetler şehri, onu gerdanlık gibi saran binlerce yıllık medeniyetin mirasıyla uygarlıklar başkenti, Ege'nin incisi, kadim şehir Milas'ımızda gerçekleştirdiğimiz Milas, Güney Ege 10. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, kıymetli miraslılar, programımıza başlarken başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapmış tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarak sizleri saygı duruşuna akabinde milli marşımızı okumaya davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Thank you.
Teşekkür ediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için dün ve bugün tarihin her safhasında gözünü kırpmadan canlarını feda etmiş, gönüllerimizde ebedileşen yüce kahramanlar, ruhlarınız şad olsun. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, Türkiye 7 coğrafi bölgesi ve 30 tarım havzasıyla tarımsal üretim potansiyeli yönünden çok önemli bir ülke. Bölgemizin tarımsal yönünü ortaya çıkartarak markalaşmak için ortak akıl ve kolektif hareketle hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz ve birlikte başaracağız. Miras, Muğla ve Türkiye ekonomisine güç katacağız. Güçlü Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamak için azimle çalışacağız. Miras'ta bölgemizi kalkındıracak her türlü imkan mevcut. Öncelikle fuarda emeği geçen ve fuarın bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Verimlilik, kaliteli ürün, doğal ve sağlıklı ürünler yetiştirerek Türk pazarlarında çok önemli bir yere ulaşan Miras ilçemiz, Miras ismiyle anılan markalaşmış ürünleriyle sadece Türkiye'de değil, dünya pazarlarında da yer almakta ve gittikçe büyüyen bu pazarda var olduğunu, aynı ürünleri üreten bölgelerle olan farklılığını ortaya koymaktadır. Miras'ın mevcut tarım, gıda ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesi, var olan öz kaynaklarının ülkeye ve dünyaya tanıtılması için bu yıl 10.sü düzenlenen fuarımızın açılışı için bir araya geldik. Bu vesileyle saygıdeğer bakanım, sayın konuklarımız, bu vesileyle açılış konuşmasını yapmak üzere Exporting Fuarcılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Erdoğan'ı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanı, Kaymakamlarım, Oda ve Birlik Başkanları, değerli gaziler, kıymetli çiftçiler ve Türkiye'nin en fazla kadın ziyaretçisinin çekmiş olduğu bu fuarda yine buraya gelen değerli kadın çiftçilerimiz, 10. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle bir organizasyon gerçekleştirilirken 10 yıllık bir süre içerisinde gerçekten bu fuarın ilçemize neler kattığını, bölgemize neler kattığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben burada kısaca bölgenin en fazla ziyaretçi çeken fuarı olduğunu ifade etmek isterim. Aynı zamanda bölgede 185 firma ile 400'e yakın marka ile temsil edilen böyle bir organizasyon her geçen gün kıymetini ve değerini artırıyor. Bu senede 5 firma daha fazla gelmek suretiyle geçtiğimiz yıldan daha iyi bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. Tabii fuarımız düzenlenirken bölge çiftçisinin bilgi ve görgüsünün gelişmesi, teknolojik imkanlar, teknolojik ürünleri birbiriyle mukayese edebilmesi için üstlendi bu fuar. Zeytin hasatının artık makinalarla yapılması başladı. Onların saklama kaplarından süt saklama kaplarına kadar, süt soğutma tanklarına kadar çok büyük gelişmeler bu fuarda çiftçilerin görmesiyle, satın almasıyla gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bu fuar oldukça başarılı bir fuar olarak tarım sektörü içerisindeki fuarlar içerisinde yer aldı. Ben Türkiye'de en fazla kadın çiftçi ziyareti olan bu fuarda Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm eli öpülesi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmiş. Yine Sayın Valimizin kadın programı ile ilgili etkinliklerini ertelemesine sebep olmuştu. O nedenle önümüzdeki yıl 6'sında başlayacağı için bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyoruz. Ben bu duygularla Sayın Bakanımızın
buraya teşrif etmesinden dolayı kendisine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Fuarın ülkemize, bölgemize, çiftçilerimize ve katılan firmalarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Milas Güney Ege 10. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın organizasyonunu yapan çok değerli Expolink AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Erdoğan'a açılış konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere ülkemizin en başarılı valilerinden Muğla Valimiz Sayın Esengül Civelek Hanımefendi'yi kürsüyü teşriflerine arz ederim. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, ilimiz ve ilçemiz protokolünün değerli üyeleri, değerli Milaslılar, değerli çiftçilerimiz, değerli konuklar, basının değerli temsilcileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. İlimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza şahsım ve ilim adına şükranlarımızı sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu anlamlı gün münasebetiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Sağlık, afiyet, huzur içerisinde aileleriyle birlikte bir yaşam diliyorum. Sayın Bakanım, Bakanlığımızın kadın çiftçilerimizin konumlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar için destek, hibe, program ve projeleri için zat halinize kadınlarımız, kadın çiftçilerimiz adına müteşekkirliğimizi ifade etmek isterim. Tarımın ülkemizin geleceği olduğunu, ülkemiz ekonomisinde, kalkınmasında hayati bir önemi olduğunu biliyoruz. Muğla'mızda da tarım sektörü ilimizin sosyoekonomik gelişmiş bir sektördür. Muğla olarak coğrafi yapımız, uygun iklim koşullarımız, verimli topraklarımız ile tarımsal üretimde avantajlı bir konumdayız. Tarım ve hayvancılık sektöründe güçlü bir potansiyele sahibiz. Özellikle son yıllarda İhracata yönelik tarımsal üretim modeliyle ilerleyen ve yıllar itibariyle tarımsal üretim ihracatını artıran ilimizde çiftçilerimizin ileri teknoloji kullanımı ile bilinçli tarımsal üretimde bulunmaları tarımsal üretimde verimliliğimizi artırmaktadır. Son 10 yıldır Milas'ta düzenlenen tarım fuarlarımız sektörün tüm aktörlerini bir araya getirmekle birlikte çiftçilerimizin tarım alanındaki gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olmasına da vesile olmaktadır. Tarım fuarımızın ilimize, bölgemize, ülkemize ve tarım hayvancılık sektörünün tüm aktörlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.
Muğla Valimiz Sayın Esengül Civelek Hanımefendi'ye konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili Milaslılar, biz bir tarağın dişleri gibiyiz. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz bu topraklar üzerinde barışla ezelden kardeş, barışla ebediyen kardeş olarak birlikte yaşayacağız. Saygıdeğer konuklar, kıymetli Milaslılar, şimdi yeni Türkiye'yi inşa eden Ege'nin yiğit evladı, her daim insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden milletin hizmetkarı, Türkiye sevdalısı, Gazi Meclisimizin efsane bakanı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini davetle arz ederim. Senin kankımızı ay yıldıza, o mübarek bayrak işte bu bayrak. Çok sallanıyor. Benim protokolümde en önemli şey köylümüz, çiftçimiz, üreticimiz. O yüzden lafı onunla başlıyorum. Çok değerli benim köylüm, benim çiftçim, benim üreticim ve bunun yanında çok değerli protokolümüz. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ege'nin bir evladı olarak aynı zamanda doğumundan itibaren çiftçiliğin içerisinde olan ve hala da üretim yapan bir kardeşiniz olarak ve buradan çok uzakta olmayan bir tarım sektörü, tarım emekçisi olarak ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii çok özel bir gün. Sofrada tadımız, evde huzurumuz, tarlada alın terimiz. İlk öğretmenimiz, anamız, bacımız. Kalbimizde, gönlümüzde her gün yeri alan tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şimdi tabii 24 Haziran'da yeni bir seçim oldu ve sizler de teveccüh ettiniz ve bakanlık sayılarımız azaldı. Ve bize dediniz ki 2023'e kadar size biz bir vize veriyoruz. Bu vizeyle birlikte biz de çalışmalarımıza başladık. 24 tane bakanlık 16 tane bakanlığa düştü. Tarım ve Orman Bakanlıkları ayrı ayrı bakanlıklarken bir araya geldi. Tabii tarımın ve ormanın bir arada planlanması çok önemliydi. En çok da önemli olan şey toprağın ve suyun bir arada olması. Ben 81 ilimizi dolaşıyorum ve bakanlığımıza geldiğim zaman dedim ki ben koltuğumda oturmayacağım. Ben gideceğim, benim çiftçim, benim üreticim, benim köylümle konuşacağım. En iyi dersi ondan alırım. En iyi danışman olur. Ben onların derdini dinleyeceğim, dertleriyle emal olacağım. Her derdini belki çözemeyebiliriz. Devlet de imkanlar nispetinde çiftçiye, köylüye en iyisini yapmaya çalışıyor. Bundan bir defa emin olabilirsiniz. Hiçbir kesime verilmeyen krediler, sübvanse krediler, yapılandırmalar ve zor ekonomik koşullar altında olduğumuz zamanlarda her zaman en önde çiftçi ve üretici geliyor. Biz çiftçi ve üreticiye, üreticiyle alakalı ne zaman bir şey söylesek Cumhurbaşkanımıza, hiçbir zaman bize hesap sormaz. Bir şekilde çalışın, yapın, çiftçi, üretici, köylümüz bizim başımızın tacı der. Bu anlamda ben sizlerin nezdinde Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Tabii bu ve bunun gibi fuarlar hakikaten çok önemli. Bu benim 3. Muğla'ya gelişim ve Ege'li bir bakan olmam sebebiyle de daha da fazla geleceğim. Muğla'yla da daha fazla ilgileneceğim. Ama bu ve bunun gibi fuarlar son derece önemli. O kadar güzel ürünlerimiz var ki, bu topraklar o kadar güzel cennet topraklar ki, işte zeytini, üzümü, inciri, arısı, balıkçılık ürünleri,
inanılmaz bereket fışkıran topraklar. Ama biz bunlara çok daha iyi satmamız lazım. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı biliyoruz. Ürünlerimizi daha iyi depolamamız lazım. Ürünlerimizi işleyip işlenmiş ürünler haline getirmemiz lazım. Ürünlerimize hikayeler yüklememiz lazım. Geçen gelişimde ben de zeytinyağı üreticisiyim ama bir zeytinyağı fabrikamızı gezdik. Biz zeytinyağımızı sıkıp işte ton ton satıyoruz. O 250 mililitrelik şişelere koymuş, gram gram satıyor. Ve fiyatları çok yüksek. Çünkü bu güzel doğadan, bu güzel tabiattan çıkan ürünlerin hepsi aslında son derece lezzetli ve dünyada eşi benzeri olmayan ürünler. Biz sadece bunları daha iyi pazarlamamız lazım. Bizim de bu alanda her zaman size destek olacağız, destek olmaya söz vereceğiz. Tabii bildiğiniz üzere hemen 24 Haziran seçimlerinden sonra hiç sebebi yokken dövizle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Allah'a şükür kontrolü tekrar ele aldık 2019 başıyla beraber. Ama şunu unutmayın, dövizde ciddi bir artış oldu. Hatta bir ara 7,5'u gördük dövizde. Ve bu arada bütün girdi fiyatlarımız arttı. Gübremiz arttı, ilacımız arttı, girdilerimiz arttı. Ama bununla ilgili de mümkün mertebe gittik, sektörle konuştuk, bunları düşürdük. Ve düşen döviz kurlarıyla beraber de her sektörle birebir görüşüyoruz. Ve diyoruz ki çiftçimizin, üreticimizin girdi fiyatlarını mutlaka düşürün. Ve bunu da sizler için yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Bunun iyi tarafı, geçen yıl buğday üzerinden örnek vereyim. 950 liraya sattığınız buğday bugün, bu yıl herhalde 1 milyon 300, 1 milyon 400 liranın üzerinde olacak. Yani bir yandan girdi fiyatlarımız artıyorken bir yandan da ürün fiyatları da mümkün mertebe artacak. Özellikle bizim Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilgi alanına giren yani buğday, arpa, hububat alanında da biz dünya fiyatları ve üreticiyi memnun edecek fiyatlarla bu ürünleri satın alıyor olacağız. Şimdi sizin dertleriniz hakikaten çok önemli. Sebebi şu. Çiftçiyi, üreticiyi, köylüyü seven bir cumhurbaşkanımız var ama bir devlet politikası olarak da bu işte üretimin öneminde hep birlikte anlıyor, idrak ediyor olmamız lazım. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde bu alanda bulunan küçük çocuklarımız 30'lu 35'li yaşlarına geldikleri zaman Türkiye'nin %50 daha fazla gıdaya ihtiyacı olacak. O yüzden bugünkü üretimimizin %50 daha fazlasını üretmemiz gerekiyor. Bu sebeple sizlere memnun etmenin yolunu bulacağız. Sıkıntılarınızı çözeceğiz. 2019'u göreceksiniz. Çok daha bereketli bir yıl olacak. Bugün itibariyle tabii ki içinde bulunduğumuz ay sebebiyle de artık önümüzde bir seçim var. Herkes seçim ekonomisine de kilitlenmiş durumda. Bu seçimi de geçtikten sonra bundan sonra 4 yıl artık seçim yok. Bu seçim de bittikten sonra geleceğiz. Sizin dertlerinizi, problemlerinizi, her şeyinizi çözeceğiz. Bugün siyasetçi de, köylü de, çiftçi de, sanayici de, esnaf da, herkes seçim ekonomisine kilitlenmiş durumda ve bu beklenti. Artık Türkiye'nin bana göre seçime ihtiyacı yok. Çok istikrarlı bir dönem dediğimiz son 16 yılda bile 13 tane seçime gitmişiz. Her seçim beklenti demek, her seçim beklentilerin ötelenmesi demek. Bu sebeple bu seçimden sonra da 4 yıl boyunca artık seçimimiz inşallah yok. Burada vatandaşa yeni başkanlık sistemiyle daha hızlı, daha çabuk, daha pratik hizmet götürmenin yollarını arayacağız. Şimdi bu fuar tabii ki önemli diyoruz. Ama yeni bir fuar alanı ile ilgili de buradan müjdeyi de vermek istiyorum size. Hayırlı uğurlu olsun. Burada da arkadaşlar şimdi söyledi, ormanda çalışan iş kurulu TYP'li işçilerimiz varmış. Onların hem sayılarının artılması hem de sürelerinin artılması konusunda her türlü desteğimizi vereceğiz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Muğla'ya son 17 yılda neler yapmışız? Çok kısa rakamlara boğmadan sizlere birkaç bir şey söyleyeceğim. Tarım ve hayvancılık alanında 1.3 milyar lira hibe verdik. Tarımsal hasılası Muğla'nın bereket fışkırıyor diyorum ya bu topraklardan.
3.8 kat yani 4 misli artmış. 5 milyar liraya gelmiş. Etrafınızdaki birçok ilde böyle bir tarımsal hasıla yok. Bu toprakların hakikaten hep birlikte kıymetini biliyor olmamız lazım. Genç çiftçi projelerine 18 milyon lira, kırsal kalkınma destekleri 40 milyon lira, büyükbaş hayvana dediğimiz 256 bin başa gelmiş, %130 artmış, küçükbaş hayvan dediğimiz %80 artmış, 400 bin başa gelmiş, süt üretimimiz 5 misli artmış, 356 bin tona gelmiş. 6 bin dekar mera ıslahı yaptık, 3.3 milyar lira orman için yatırım yaptık, 10 milyon metreküplük içme suyu, 8 tane baraj ve gölet, 86 bin dekar sulama, 57 adet dere ıslahı, 140 milyon adet fidan dikimi, 2 tane şehir ormanı, 6 tane bal ormanı, 82 tane mesire eri, 4400 aileye 33 milyon lira Orköy kredi ve hibesi, milli park 2 adet, 11 adet tabiat parkı ve 40 tane de meteoroloji gözlem istasyonu yaptı. Muğla özellikle su ürünlerinde birinci sırada ve bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye bugün 1 milyar dolar balık ihracatı, 400 milyon dolar tavuk ihracatı ile hakikaten lider ülkelerden biri konumuna gelmiştir. Su ürünlerinde de lider ilimiz olan Muğla'nın bu potansiyelini hem suda, hem denizde, hem de toprak havuzlarda geliştireceğiz. Arıcılık ve bal sektöründe de Türkiye dünyada Türkiye'de Muğla'mız ikinci sırada. Ve burada da arıcılıkla ilgili desteklerimiz devam edecek. Darı, bakla ve börülce üretiminde de birinci sıradayız. Nar ve örtü altı domates üretiminde de ikinci sırada. Artık seracılıkla ilgili de çok önemli desteklerimiz var. Çok ucuz Ziraat Bankası'ndan kredilerle sera kurmanız söz konusu. En yakın zamanda Türkiye'deki sera alanlarında iki misline çıkarmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda Enerji Bakanımız açıkladı. Çiftçimiz bundan sonra %12 elektriğini daha ucuza alacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki çiftçimizi rahatlatmak adına ne yapabiliriz derken Ocak ayında eski parayla 2 katrilyon, yeni parayla 2 milyar lira, Şubat ayında 3 milyar lira ve Mart ayında da toplamda 3 milyar 716 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Yani bunun anlamı şu Türkçesi. Elimize icmali ulaşmış bütün desteklerinizi Mart ayı sonuna gelmeden hepsini alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ziraat Bankası'na borcu olan çiftçilerimiz eğer 31 Aralık 2018'de temerrüde düştüyseniz bunları da %10'la yapılandırma imkanınız var. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarınızı temerrütte ise %10'la yapılandırabiliyorsunuz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Her işte olduğu gibi tarım sektöründe de para yani finans önemli. Sadece geçtiğimiz yıl çiftçilerimize toplam 32 milyar lira tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla da 6,5 milyar lira kredi kullandırdık. Bu tarım alanlarını korumamız çok önemli. O yüzden sit ova sayımızı da inşallah arttırıyoruz. Halen 258 olan ova sayımızı 300'e çıkartıyoruz. Çiftçi ve üretici kardeşlerimiz başımızın tacı. Çiftçimizin ve üreticimizin sonuna kadar yanındayız, arkasındayız. Biz destek vereceğiz, siz üreteceksiniz. En ufak sorununuzda da bana bir telefonunuz kadar yakınsınız, bir telefon kadar yakınsınız. Tüm üretici kardeşlerime buradan sesleniyorum. Devletinize güvenin. Türkiye'mizde istikrar sürmeli, güzide ülkemiz pastadan daha fazla pay almalı. Tabii bildiğiniz gibi bir de seçime doğru gidiyoruz. Seçimlerde mümkün mertebe tüm belediyeleri de almak ve AK Parti hizmet yarışına tüm belediyelerimizi de katmak istiyoruz. Milas'ta da bir adayımız var.
Milas'taki adayımız Barış Saylak. Barış Bey benim arkadaşım. Kimi seçerseniz seçin. Çağırdınız mı ben gelirim ama Barış Bey çağırınca daha bir koşarak geliriz yani. Not daha geldi arkadaşlar. Bu fıstık çamları ile ilgili bir beklenti var. Sertifika ile köylümüze verilmesi için çalışmalar da başladı. Eşence ve Gökçeler Barajı çalışmalarını da başlatıyoruz. Ova köylerimize müjdeler olsun. Evet, birkaç tane daha vardı. Onları da bulayım. Evet, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili Milaslılar, Sayın Bakanımızı bırakmıyoruz. Değerli protokolümüzü de sahneye davet etmek suretiyle Sayın Valimiz buyurunuz efendim. Sayın Milletvekillerimiz buyursunlar. Efendim, Sayın Bakanımızın da az evvel ifade edip kutlama yaptığı bugün Dünya Kadınlar Günü, tüm Milaslı asil yürekli kadınlarımızı, baş tacı kadınlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Siz hep var olun ki memleket var olsun kadınlarımız. Sevgili Milaslılar, değerli kadınlarımız, Kadınlar Gününüz kutlu olsun dedik ama Muğla'mızı temsil eden çok değerli bir isim bugün Milaslılarla, çok değerli Milaslılarla bir arada ve bu vesileyle, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Patdemirli Beyefendi, Muğla'mızın kadın valisine Kadınlar Günü münasebetiyle bir çiçek takdim edecekler Milaslı kadınlarımız adına. Evet, Sayın Valimizi ben Muğla'ya işte 3 defa geldim. Muğla'da tanıdım ama son derece başarılı, işine sahip, çok değerli bir valimiz. Ama ben bunu hep görüyorum. Kadınlarımız inanın erkeklerden daha başarılı, erkeklerden daha çalışkan, erkeklerden daha işine sadık, erkeklerden daha çok memleketini seviyor. O yüzden kadınlarımızı ön plana çıkarmamız lazım. Bu teşekkürün bir ifadesi olarak Sayın Valime bu çiçeği sizlerin adına Kadınlar Günü anısına takdim ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tarım Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Patdemirli Beyefendi, asil yürekli Milaslı kadınlarımız adına Sayın Valimize çiçek takdim ettiler. Sevgili Milaslılar, Milas 10.sü düzenlenen Güney Ege Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda şimdi Sayın Bakanımızın himayesinde tüm değerli protokolle birlikte Sayın Bakanımızın uğurlu elleriyle inşallah uğurlu elleriyle Türkiye'de ilk 5'e giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Alalım abi. Memleket. Bu açılış değil mi? İşte Milas Güney Ege 10. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarımızı Sayın Bakanımızın himayesinde uğurlu elleriyle açılışını yapıyoruz efendim. Hayırlı, uğurlu olsun temennileriyle. Yeni Türkiye'yi inşa eden Ege'nin yiğit evladı, Gazi Meclisimizin efsane bakanı, Tarım Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Patdemirli Beyefendi'ye teşriflerinden ötürü onur verdi. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanımız tüm Milaslıları sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Tüm katılımcılarımıza, tüm çiftçilerimize, tüm fuar katılımcısı firmalarımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun fuarımız. Müzik.
Sanma, duramadık. Hiçbir engel duramadık. Hayatların yön verendir o. Eğiten, öğreten, besleyen ve büyütendir o. Değerli kadınlarımızın kıymetini sadece bir gün değil, her gün bilmek gerekir. Şiddetin olmadığı, her zaman yüzlerinin güldüğü, sevgi, saygı ve hürmetin eksik olmadığı bir dünya diliyorum. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.